teşekkür ediyorum. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Evet. Sevgili Konyalılar, öncelikle bayramınız mübarek olsun. Ünal kaptanımızın da kaybederini kaybetmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yine bu vesileyle depremde kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir zamana denk geldik. Pandemi, afetler derken Türkiye en büyük depremi geçirdi, en büyük felaketi yaşadı. Sevgili Konyalılar, şu anda 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyoruz. Seçime giderken Türkiye'nin en önemli sorunları Suriyeliler, onlara pasaport verilmesi, kiralarının artması, pahalılık, işsizlik, liyakatsızlık hepsini bir kenara ittiler. Sanki bunlar bu ülkede yaşanmıyormuş gibi. 2019 seçimlerinde bizler hakkında yaptıkları karalamaların aynısını yine burada da yapmaya, bu seçimde de yapmaya başladılar. Şöyle ki, mevcut iktidar Ankara'da örneğin belediyeyi bırakmak istemiyordu. Niye bırakmak istemiyordu? Kendi deyimleriyle Ankara parsel parsel satılıyordu. Yolsuzluklar diz boyu. Yok yok arkadaşlar, hiç gerek yok. Orada yaşananları biliyorsunuz. Öyle bir yer ki muhafazakar insanlara bile çalıyor ama çalışıyor dedirtmeyi başarttılar. Bunu bırakmak istemiyorlardı ve bu nedenle olmadık iftiralar artılar. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Diyorlar ki, dediler ki işçileri çıkaracak. Ankara'da siyasi nedenler hiçbir işçi çıkarılmadığı gibi. Onların hiçbirisi artık zorunlu olarak ne maçlara ne siyasi mitinglerin hiçbirisine götürülmüyor. Onlar sadece Ankara halkı için çalışıyor, alın terinin karşılığında tıkır tıkır alıyor. O yetmedi. Dediler ki, eğer Ankara'yı kaybedersek sosyal yardımlar kesilecek. Biraz sonra anlatacağım kesilip kesilmediğini. Şimdi de diyorlar ki, hükümet değişirse Aile Bakanlığı'nın yaptığı yardımları kesecekler. Kamu dairelerinden memurları atacaklar. Hangi yasaya göre atılacak? Söyleyecek sözü kalmayanların iftiraları bunlar. Dediler ki Ankara'da sayaçları PKK'lılar okuyacak. Faturaları DHKP'liler getirecek. Hiçbirisi olmadı. Şu anda sayaçları okuyan da faturaları götüren de Ankara'nın tertemiz vatansever gençleri. Bu tutmadı. Bu tutmadı. Devletin bekası gidecek dediler. Devletin bekası gidecek dediler. Eğer İstanbul düşerse, Ankara düşerse şöyle olur, böyle olur dediler. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk önce tabelalarından sökülen TC tabelalarını yerine taktı. İstanbul seçimine geldi sıra. İptal ettiler biliyorsunuz, ikinci seçime geldi. Baktılar ki Millet İttifakı belediyelerinin hiçbirisinde o korkuttukları şeyler olmuyor. Ne işçiler çıkarılıyor, ne teröristler yuvalanıyor. Baktılar hiçbirisi olmadı. Beka söylemini İstanbul seçiminde bıraktılar. Başladılar bu sefer. İstanbul elden giderse Kudüs düşer. İstanbul elden giderse Mekke düşer. Ne Kudüs düştü, ne Mekke düştü. Dediler ki, Büyük İsrail kurulur. İsrail'le teması kendileri yapmaya başladılar. O yetmedi. Dediler ki İstanbul'da tabela astılar. Ya Binali ya Sisi. Mursi'yi mi seçeceksiniz, Sisi'yi mi seçeceksiniz dediler. İstanbul halkı kararını verdi. Sayın İmamoğlu'nu seçti. Kendileri de şimdi Sisi ile el sıkışmak durumunda kaldılar. Aynılarını söylüyorlar. Aynı şeyleri, biz gidersek şöyle olur, biz gidersek böyle olur. Sevgili Konyalılar, devletin güvenlik politikası, milli politikaları hiç kimseye göre değişmez.
Daha önceki dönemlerde nasıl Cumhuriyet'ten beri bu kadar eseri yapanlar kendisinden sonraki iktidarlara bunları devrettiyse, çok teşekkür ediyoruz yaptıkları işlerden dolayı. O TOK partisinin malı değil. O İHA'lar, SİHA'lar bir partinin malı değil, devletin malıdır. Nasıl Aselsan, Havelsan 80'li yıllarda kurulup Türkiye'de bundan sonra gelen hükümetlerin emrine verilirse, aynen yine bu elde edilen kazanımların hepsi yeni hükümetin eline alacak. Dün Kırıkkale'de de söyledim, silah bırakmadığı takdirde Kandil'in başına füze olarak yağacak. Çözüm süresi içerisinde yaptıkları PKK ve Öcalan güzellemelerini unutmadık. Onlar mevsimlik vatansever. Yerine göre düşman olurlar, yerine göre vatansever olurlar. Biz sapına kadar vatanseveriz, her zaman vatanseveriz. PKK'ya PKK deriz. Teröristlere terörist deriz. Bakınız, HDP gitti, ayrı parti olarak seçime geliyor. HDP'nin, PKK'nın görüşleri belli. Özellik, federasyon, Türk kelimesinden gıcık kapan, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar öyle bir zihniyete sahipler. Hüdapar da aynısı. Evet. Hüdapar da PKK'da ne mutlu Türk'üm diyenden rahatsızlar. Ama HDP ayrı parti olarak seçime giriyor. Ancak bu görüşleri savunan Hüdapar'a kendi listelerinde yer veriyorlar. Hizbullah'ın uzantısı olan Hüdapar'a. Bu büyük bir samimiyetsizlik. Büyük bir samimiyetsizlik. Niye böyle yapıyorlar? Çakarlı araçları kaybetmek istemiyorlar. Çocuklarına 3-5 bağış vermeye devam etmek istiyorlar. Liyakatsız insanları iş başına getirmeye devam etmek istiyorlar. Sokaktaki sıkıntıyı görmüyorlar. Soğan pahalı diyorsunuz. Soğan pahalı diyen dar gelirli insanlara bunlar soğan kafalı diye hakaret etmeye başladılar. Diyorsunuz ki pahalılık var. Yo, bizde öyle bir şey yok diyorlar. Onların baktığı yerden öyle görünüyor. Milletvekilleri inse, pazarları dolaşsa, vatandaşın içerisine gitse gerçek sıkıntıyı görecekler. Ama işte bunları unutturmak için bu şekilde karalamalarına devam ediyorlar. Sevgili Konyalılar, kırsal kalkınmada ben Ankara'da yaptıklarımı anlatacağım. Kırsal kalkınmada bizden önceki dönemde sadece ve sadece belli köylere traktör vermişler. Ziraat odasının emrine taş toplama makinesi vermişler. Birkaç tane zirai araç ve arı kovanı vermişler. Onu da zamanında vermedikleri için arıların hepsi ölmüş. Biz iş başına geldik. Hani biz gelince iş koyunu güdemezdik ya. Biz iş başına geldikten sonra Ankara'daki 35 bin kayıtlı çiftçiye tohum vermeye başladık ücretsiz. Nohut tohumu verdik. Nohutları ürettiler, ellerinde kalmasın diye belediye olarak bunları satın aldık. Başkent marketlerde sattığımız gibi sosyal destek alan insanlara dağıttık. Çiftçimizi koruduk. Mazot yardımı yaptık. Fide yardımı yaptık. Her türlü desteği yapıyoruz. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Ve 4 yıl içerisinde 600 milyon liralık çiftçi desteğinin karşılığında 35 bin çiftçinin 4,5 milyar lira gelir elde etmesini sağladık. Tarlayı bırakanlar yeniden döndü. İyi ki böyle yapmışız. Ukrayna pandemi döneminde bize buğday vermedi. Ne kadar kapalı kalacağı belli olmadığı için önce kendini düşündü. Şimdi yine Ukrayna-Rusya savaşı var. Gıda sıkıntısı çekiyoruz. Ayrıca iklim krizi nedeniyle de ileride insanın gıdaya erişiminde mutlaka çok büyük güçlükler olacak. İşte şimdiden çiftçiyi destekliyoruz. Biz isterdik ki hükümet bunları desteklesin. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak o kaynakları başka yerlerde kullanalım.
İşte Millet Hükümeti'nin, Millet İttifakı'nın hazırladığı 2400 maddelik mutabakat metninin içerisinde tarıma nasıl destekler verileceği açıklanıyor. Şimdi seçime gidiyoruz. Hükümet bolca tarımda şunları yapacağız, bunları yapacağız diye vaat ediyor. 21 yıldır iktidardasınız. 21 yıldır iktidardasınız. Şimdi mi aklınıza geldi? Dolayısıyla şu anda ayrıca çiftçimize güneş enerjisi de vermeye başladık. Yeter ki üretmeye devam etsin. Hayvancılık konusunda da yaptıklarımızı söyleyeyim. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz silajları küçük işletmelere ücretsiz veriyoruz. O yetmedi. Tarımsal kalkınmada yaptığımız işlere ek olarak Allah bize bir deprem verdi. Depremden dolayı biz de Kahramanmaraş'ta görevlendirildik. Dün 4450 ton sıvı gübreyi Kahramanmaraş'a ulaştırdık. Oraların da ayakta kalması için uğraşıyoruz. 4-5 milyon yine sebze fidesi göndereceğiz. Deprem bölgesi deyince biliyorsunuz. Deprem bölgesinde bizleri görmemişler. Şimdi eğer Sayın Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'a gelecek diye yolun kenarındaki Ankara Büyükşehir'in çadırlarını ortadan kaldırırsanız, onları da AFAD'ı koyarsanız görmez. Doğru bilgilendirmiyorlar. Yine bir Hatay havaalanı meselesi oldu. O kadar fotoğraf var, o kadar görüntü var. Hayır dediler, Ankara Büyükşehir Belediyesi orada yok. Biz sizi övsün diye gitmedik ki oraya. Oradaki depremden dolayı zorluk çeken insanlara bir an evvel yardımcı olmak için gittik. Ve şunu söylüyorum. 1400 belediyenin tamamı deprem bölgelerindeydi. Hiçbirisini ayırmadan, hepsinden Allah razı olsun. Böyle günde biz orada olmayacağız da ne zaman olacağız? Ama daha öncesinde Sinop'a gitmek istedik, göndermediler. Yangınlara itfaiye su gönderdik. Ne işiniz var burada dediler. Şunu istiyorlar. Afet de olsa Millet İttifakı'nın belediyeleri orada olmasın, görünmesin. Ölürse ölsün, onları biz çıkarırsak çıkarırız mantığına sahip oldular. Böyle bir körlük olamaz. Orada yaşayan insanlar kimdir nedir hiçbirisine bakmadan, kimlik sormadan hepsini el uzattık. Geçen yıl öğrenciler açıkta kaldı. Bu yıl bizden öğrendiler, bütün otelleri kiralayıp yerleştirdiler. 8000 öğrenci, kimi terminalda, kimi de cami bahçesinde duruyor. Bunları fark eder fark etmez. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendik. Gerek kendi tesislerimizde, gerek otellerde en az bir yıl kaybetmemelerini sağladık. Nerede bir problem var? Nerede bir problem var? Onlar yukarıdan talimat bekleyinceye kadar Millet İttifakı belediyeleri zaten gereğini yapmış oluyor. Sosyal yardımları kesecek dediler. Sosyal yardımlar neydi? Şimdi hazırlanan Ramazan kolileri gibi koliler yılda 4 defa Ankara'da 158 bin aileye dağıtılırdı. Nasıl dağıtıldığını da düşünün. Koli koli belediyenin arabası geliyor, evlere paket bırakıyor. Bazı evlere geçiyor, bazısına bırakıyor. Yani diyor ki biz bu ailelere yardım ediyoruz. Bu bizim dinimizde var mı göstere göstere yardım etmek? Hiçbir tanesinde ne isim ne logo. Böyle bir yardımı biz kabul etmiyoruz. Şunu yaptık gelir gelmez. Başkent kart çıkarttık. Şu anda Ankara'da en az 5 milyon kişi önümüzdeki günlerde onu kullanmaya başlayacak. Yani kim yardım alıyor, kim yardım almıyor kimse anlamayacak. Adı Başkent kart, dünyanın her yerinde geçerli. Arzu ederseniz sizler bile alıp kullanabilirsiniz. Buradan elde edilen komisyon da tekrar sosyal yardımlarda kullanılıyor. Biz bu kartlara para yatırıyoruz. Evin hanımı gidiyor, eskiden verilen makarnayı bulguru almak yerine bakkallardan, eskiden bir kişiden alınıyordu bunlar 150-200 milyon liralık. Tamamı bakkallardan, manavlardan satın almak suretiyle hem esnafı destekliyoruz hem de o aileler çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılıyor. Şu anda pandemi nedeniyle ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle destek alan sayısı bugün 200 bin aileyi geçti maalesef.
Gerçekten bundan üzülüyoruz. Ama insanlar sıkıntıda. Bunun yanında ne yapabiliriz dedik. İnternetten gelen mesajlara baktığımızda gıda sıkıntısı nedeniyle o çocukların proteine erişmede büyük sıkıntıların olduğunu gördük. Aşağı yukarı 16 aydır her ay başka şeyi de harcayamazlar. Onları biz kartları öyle ayarlıyoruz ki mutlaka et almak zorunda. 16 aydır düzenli olarak 200 bin aileye birer kilo et parasını yatırıyoruz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız diye söz vermiştik. Yine geçen yıl ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlar evlerde ısınamıyor, doğalgaz alamıyorlardı. Gelen zamlar dolayısıyla. Geçen yılda 3 taksit 500 500 500, bu yılda 3 taksit olmak üzere 200 bin aileye doğalgaz yardımı yapmak suretiyle o destek alan ailelerin çocuklarının üşümesine engel olduk. Bu sene de söz vermişlerdi. Mayıs ayında gelince bir aylık bedava verdiler. Havalar ısındıktan sonra bir de mutfaklardaki gazları. İyi gaz veriyorlar. Allah razı olsun. Efendim yetmedi. O çocuklar okusun diye kırtasiye yardımını yapıyoruz. Bunu hemen hemen bütün Türkiye'deki belediyeler yapıyor. Ancak biz farklı bir şey daha yapıyoruz. O ilkokula giden çocuklar aç gidiyor, öğrenme güçlüğü çekiyor diye şu anda 15 bin aile, tespit ettiğimiz 60 bin olacak. 60 bin aile, şu anda 15 bin aileye net ayda 330 lira, günlük 15 lira çocukların cebine harçlık verip onların da kantinde diğer çocuklar gibi para harcamalarını sağlıyoruz. Destek alan tam 60 bin çocuk belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanıyor. 16 bin tane öğrencinin servis ücretini Ankara Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Yine bizden destek alan ailelere 10 tonu sadece 10 liraya su vermeye devam ediyoruz. Yeter ki onlar hayatta kalsın, aç kalmasın, açıkta kalmasın, çocuğunu okutsun diye. Çünkü baba yardım aldı, oğlu yardım aldı, hiç olmazsa küçük yavru bile yardım alacak aile olarak yetişmesin, okusun. Hem kendine hem ailesine faydası olsun diye. Bu bayramda da gelen mesajlar üzerine 100 bin çocuğa da bayram harçlığını gönderdik. Dolayısıyla eskisi gibi paket vermek yerine insan onurunu incitmeden bu desteklere devam ediyoruz. Şimdi de yine milli mutabakat metninde bunların ülke çapında yapılacağı, hiçbir vatandaşın aç ve açıkta bırakılmayacağı resmen yazılı. Bunlar da artık hiç kimseyi incitmeden, kimseyi ayırmadan herkese eşit şekilde verilecek inşallah bundan sonra. Pandemi döneminde okulları kapattılar. Dediler ki online sisteme geçiyoruz. Online sisteme geçecekler ama internetleri yok. Annesinin babasının telefonunu istiyor. Evde iki çocuk varsa internete giremiyor. O gençlerin hemen hemen hepsine biz ayda 10'ar gigabayt interneti pandemi döneminde verdik. O yetmedi. Pandemi nedeniyle yan yana gelemedikleri için çoğu köylerine gitti. Tam 928 köyde internet bağlamak suretiyle hepsinin eğitimine devamını sağladık. Bizim anladığımız sosyal belediyecilik işte budur. Bu imkanlardan ihtiyacı olan herkesin yararlanması gerekiyor. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra bunlar artık kurumsallaşarak kimsenin nece olduğuna bakılmadan ihtiyaç sahibine göre inşallah bunlar da devam edecek. Evet, mülakatı şimdi kaldırdılar ama bu ayda da biliyorsunuz epey bir mülakatta insan aldılar. Ama 15 Mayıs'tan sonra inşallah doğrudan atama yoluyla mülakatta kaç kişi almış bunları göstereceğiz. Görsün insanlar nasıl ayrılmış. Bazı insanlar nasıl ayrıcalığı var. İktidardaki bir partinin üst yöneticisi ve onların yakınıysanız işiniz hazır.
Her yere üniversite açıldı. Çok güzel oldu. Fakat üniversite açıldığı zaman eskiden üniversiteye giden çocuk hayatını kurtarmış sayılırdı. Şimdi öyle mi? İki okul bitiriyor, üç okul bitiriyor, iş yok. Dolayısıyla inşallah yine Milli Mutabakat metninde bunlar düzenlenecek. İhtiyaca göre üniversitelerde bölümler açılmak suretiyle okulu bitiren kişinin hemen iş bulması sağlanacak. Geçen televizyonda söyledim. Alışmışlar, gençler iş beğenmiyor. Öyle mi? Bu gençler imkan bulur da yurt dışına gidebilirse orada garsonluk yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki problem o gencin çalışmamasında değil, iş güvencesinde, aldığı maaşta. Bunu herhangi bir şu anda ülkedeki bir sanayi tesisine veya bir kuruluşa gönderdiğiniz zaman maliyet çok diye az ücret veriliyor. Peki maliyeti artıran enerji, doğalgaz gibi zamlara sanayici ağzını açamıyor. Zaten ağzını açanın hemen kapısını da maliyeciler geliyor. Arkadaşlar artık bu nefret siyasetini, korku siyasetini bırakmanın zamanı geldi. Bizler televizyonlarda her gün kendileri gibi düşünmeyen, kendilerine oy vermeyenlere hakaret edilmesinden bıktık. Yeter artık. Cenab-ı Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Kimse birbirine benzemez. Huyu da benzemez, karakteri de benzemez. Dolayısıyla hayata bakışı farklı olabilir. Siyasi düşüncesi farklı olabilir. Bize düşen Allah'ın yarattığına saygı duymaktır. Ama sizler bize oy vermiyorsunuz. Demek ki karşı tarafı destekliyorsunuz. Demek ki siz şunlarla berabersiniz. Siz illetsiniz. Siz zilletsiniz gibi lafları duymaktan bıktık. Bugüne kadar Millet İttifakı'nın hiçbir temsilcisi kendilerine oy vermeyen kişilere karşı, Cumhur İttifakı'na karşı tek kelime kötü söz söylemedi. Müslüman merhametli olur, ağzından kötü söz çıkmaz, şefkatli olur, herkesi kucaklar. Bu nasıl bir dil? Tövbe aşağı kendilerini Allah'ın yerine koyup herkesi yaftalamaya başladılar. Bitti artık. Söyleyecek sözü kalmayan insan bağırırmış. Dolayısıyla bağırıp hakaret ederek insanları yönlendiremezsiniz. Bu insanlar sokakta yaşadıklarını biliyor. Doldurduğunuz Suriyelileri ev kiraları uçtu. Ödediği kirayı biliyor. Bakkala, markete, manava gittiği zaman eskiden kiloyla alanlar şimdi bir taneyi bile zoraları hale geldi. Ama bunlar suçlu değil. Ya soğancılar, Polatlı'da soğancılar vardı. Onlar bir ara teröristti. Bizim 2019 seçiminden önce pazarcılara terörist muamelesi yaptılar. Şimdi et fiyatları arttı. Acaba bizim bu tarımsal politikalarımızda hiç kabahatimiz var mı diye düşünmeden şimdi bu haftanın teröristi de kasaplar oldu. Döviz artar ya dışarıdan operasyon vardır ya birileri operasyon yapıyordur. Bu kadar güçlü bir hükümet yıllardır bunu engelleyemedi mi? Her şeye gücünüz yetiyor da bunlara mı yetmiyor? Ama öyle değil. Öncelikleri farklı. Bir lokma bir hırka diyerek geldiler. Etrafınızdaki yöneticilerin birçoğuna bakın, iktidara yakın yöneticilerin hepsinin altında lüks arabalar, çakarlı arabalar, başka bir evrene geçtiler. Vatandaşı, halkı unuttular. İşte artık 14 Mayıs bunları sizin cevap verme zamanınız. Boş lafları boş verin. Herkes bizi de biliyor, Akşener'i de biliyor, diğer Millet İttifakı'nın genel başkanlarını da biliyor. İnşallah artık bugüne kadar ağzından muhalefete tek kelime kötü söz çıkmayan Cumhurbaşkanı adayımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya'ya Kızılay'dan, bu benim fikrim, inşallah kabul eder,
Kızılay'dan Çankaya'ya kadar yürüyerek kortej eşliğinde götürüp yerine oturtarak külliyeyi de Ankaralıların ve bütün ülkemizin hayrına faaliyetlerde bulunacağı bir kurum haline dönüştüreceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah. Şimdi sağ olun. Şunu söyleyerek bitireceğim. O kadar böyle rantlı işlere, betonlara alışmışlar ki Sayın Cumhurbaşkanı, bakın bunların belediyelerinde yapılmış bir şey var mı diye sordular. Evet, Anka Park'ı kastediyorsunuz. Öyle çöp projeleri biz para ayırmayız. Ankara'nın ilçelerinde su yok. Ankara'nın ilçelerinde kanalizasyon sorunu var. Önce insan hayatı, önce insan sağlığı. Anka Park'ı yapacağız diye 2013'ten itibaren bir tane otobüs alınmamış belediye. 400 tane otobüs aldık. Bizim de önceliklerimiz farklı. Öncelikimiz sizlerin hayatınız, eğitiminiz, sağlığınız diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ankara Büyükşehir Belediye